Bugünkü dersimizde bu makine öğrenmesiyle ilgili başka bir algoritma üzerinden konuşacağız. Burada daha çok elinizde bir veri seti var, bir sürü veri var daha doğrusu veri setinde. Onları sınıflandırma problemlerinde daha çok kullanacağımız bir algoritma. K en yakın komşu algoritması. Başlığımız. Mesela basit bir örnek olsun. Şöyle düşünelim. Mesela bir sınıfta öğrenciler var. O öğrencilerin bir dersten başarılı olup olmadıklarını belli özelliklere bakarak değerlendireceğiz ve sonra da bu öğrencilerin başarılı ve başarısız olanları iki sınıfa ayıracağız. Mesela işte Türkçe dersinden başarılı olan öğrencilerin bu başarısına etki edecek iki tane göstergemiz olsun. Mesela A öğrencisi, B öğrencisi, C, D, E, F, G öğrencileri olsun. Türkçe dersinden başarılı mı, başarısız mı? Bu okuduğu kitaptaki sayfa sayısı mesela başarısını etkiler değil mi? Bir öğrenci ne kadar çok kitap okursa Türkçe dersinden o kadar başarılı olur mantığıyla. İşte sayfa sayısı ve bu ders için çözdüğü soru sayısı mesela. Bunlar göstergelerimiz olsun. İşte A öğrencisi 2100 sayfa okumuş, 1500 soru çözmüş. İşte B öğrencisi 2280 sayfa okumuş, 1600 soru çözmüş. C öğrencisi 800 sayfa okumuş, 400 soru çözmüş. D öğrencisi 2400 sayfa kitap okumuş, bu dersle alakalı 1750 soru çözmüş. İşte bir başka öğrenci 250 sayfa okumuş, 350 soru çözmüş gibi 180 sayfa okumuş, 220 soru çözmüş ve 1800 sayfa okumuş son öğrenci 1200 soru çözmüş. Bunların sonucunda işte bu ilk öğrenci başarılı olmuş. İkinci öğrenci de başarılı olmuş ama üçüncü öğrenci başarısız olmuş. Gördüğünüz gibi az sayfa okuyup az soru çözecek. İşte bu öğrenci de başarılı. Ama şu öğrenci başarısız. Şu az sayfa okuyan yine başarısız olmuş. Acaba sonuncu öğrenci ne? İşte makine öğrenmesiyle bu sonuncu öğrenci acaba başarılı mı başarısız mı sınıfına dahil edeceğiz. Bunu nasıl belirleyebiliriz? Çünkü başarılı olanların sayfa okuduğu sayfalara bakarsak işte 2000'in üzerinde, 2000'in üzerinde. Çözdüğü sorular 1500-1750'nin üzerinde. Yani acaba alt sınırlar bu civarda mı? Çünkü bu son tahmin etmek istediğimiz öğrencinin okuduğu sayfa sayısı 2000'in altında, çözdüğü soru 1500'ün altında. Acaba hangisi kümeye dahil edeceğiz bunu? Onu bilmek istediğimizde bu algoritmayı kullanabiliriz. Şimdi bunu grafiğe dökersek, iki boyutlu bir grafiğe bu verileri, işte soru sayısı ve okunan sayfa sayısı şöyle görürüz. İşte 1, 2, 3 başarısız olan öğrenciler şu bölgede, başarılı olduğuna emin olduğumuz o sınıfa dahil ettiğimiz öğrenciler şu bölgede, burası başarılıların olduğu bölge, burası başarısızların olduğu bölge. Şurada bir öğrencimiz daha var. 3 tane başarılılar var. 2280, 1600. Evet. Bu da başarısız olduğu öğrencilerin olduğu bölge. Bizim G öğrencimizin de bu grafikte çözdüğü soru sayfa okuduğu sayfa sayısına göre grafiği çizersek işte o da G öğrencisi burada. Yani göründüğü gibi başarılıya yakın. Burada biz gözle bile hemen basitçe bunun başarılı sınıfına dahil edileceğini bilebiliriz. Ama şuralarda falan olsaydı yani okuduğu sayfa sayısı biraz daha az. İşte çözdüğü soru biraz daha az olsa şuralara denk gelseydi acaba ne olacaktı? Ya da böyle burada elimizde toplam 7 tane veri var. 7 tane veriyi böyle grafiğe döktüğümüz zaman G'nin bilinmeyenin nereye dahil olduğunu görmek kolay ama binlerce, on binlerce verinizin olduğu durumda onların içindeki belli miktardaki verinin hangi tarafa ait olacağını böyle artık gözümüzle grafikle bulmak biraz zorlaşır. Onun için böyle makine öğrenmesi algoritmalarıyla başarılı başarısız kümelerini ne ait göstergeleri makine öğrenmesi yoluyla bilgisayarlarımıza öğretebiliriz ve bundan sonra
bilmediğimiz bir unsurun bu göstergelere dayanarak hangi sınıfa dahil olacağını çıkartabiliriz. İşte K en yakın komşu algoritması ya da KNN kısaca böyle. Şimdi bunun için sınıfı bilinmeyen verimiz var. G. Değil mi burada? Hangi sınıfa dahil olmayan. Bu diğer verilere olan uzaklıklarının hesaplanması lazım. Öncelikle. Hangi sınıfa dahil edileceğini böylelikle belirleyebiliriz. Onun için hangi sınıfa dahil edeceğimizi bilmek için şöyle bir mesela iki tane bizim burada göstergemiz var. Sayfa sayısı, çözülen soru sayısı ve sayfa sayısı olmak üzere. Bunu mesela bir matrisle temsil edebiliriz. İşte bizim x1, 1, x1, 2, x2, 1, x2, 2 diye giden böyle x7, 1, x7, 2 olacak şekilde işte birinci taraf okunan sayfa sayısını, ikinci sütun çözülen soru sayısını gösteren bir biz iki sütunlu bir matrisle gösterebiliriz bunu. Şimdi bu matrislerden de yararlanarak matris işlemleriyle her bir verinin diğerlerine komşuluğunu, yakınlık derecesini belirleyebiliriz. Mesela yaygın olarak kullanılan bazı veriler arasındaki uzaklık ölçümlerini veren bazı modeller var, yaklaşımlar var. Mesela bunlardan biri Öklit uzaklığı. Bildiğiniz basit matematik. Pisagor teoreminden faydalanıyor bu. Şekilde mesela gösterilmiş şöyle basitçe. Mesela bir noktanız burası x1, y1 var onun. Diğer noktanız da burası x2, y2. Burası y ekseni, burası x ekseni. O zaman bu ikisi arasındaki uzaklık işte budur. D mesafesi diyelim buna. Bu nasıl bulunur? X'ler arasındaki fark ve y'ler arasındaki farkla. X2 eksi x1 bu kenar, bu kenar y2 eksi y1. O zaman bu iki öz nitelik arasındaki farkları böyle belirleyersek oradan bize hipotenüs neyi verecektir? Öklit uzayındaki mesafeyi, iki nokta arasındaki mesafeyi verecektir. Bunun formülü D nasıldır? X2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesinin karekökü. Pisagor teoremi değil mi? 3, 4, 5 üçgen diyebiliyorsunuz ya mesela işte buranın karesi 3, 4'ün karesi eşittir. Neyin karekökü? Bunların toplamı 5. Bunu genel olarak birden fazla öz niteliğiniz varsa burada iki tane işte okulan sayfa sayısı ve soru sayısı olmak üzere iki taneydi ama sizin pek çok sayıda göstergeniz olabilir. O zaman bunu şöyle genelleyebiliriz. İşte i üzerinden toplam i x i n eksi x j n şeklinde karelerini karekökü olarak yazabiliriz. Burada toplam n üzerinden gidiyor. N eşittir birden başlıyor. Kaç tane şeyiniz varsa x1 n x i n ya da işte x1 1 eksi j'niz kaçta işte? Hangi öz niteliği arasındaki farka bakacaksanız x j 1 işte x i2 eksi xj 2 arasındaki farklar böyle şekilde gidebilir. Mesela bizim bu örneğimizde 1 ile 7 arasındaki fark. Bu matrisimizde, şu yandaki matriste 1 ile 7 nokta arasındaki farka bakacak olursak D1 7 diye gösterelim ona. Ne olacak? N eşittir 1'den 2'ye kadar x1n eksi x7n'in karesinin karekökü olacak. Birinci ile yedinci nokta arasındaki mesafeye bakıyoruz. Ve elimizde iki tane gösterge var. Önce x 1-1 ile x7-1 arası, sonra x1-2 ile x7-2 arasındaki. Tamam mı? Önce x1-1 ile x7-1 arasında, sonra x1-2 ile x7-2 arasındaki farka bakarsak aynı bu noktayla şu nokta arasındaki farkı bulmuş gibi oluruz. Tamam mı? Şimdi başka bir mesela uzaklık
belirleme Manhattan çok kullanılan yöntemlerden birkaçından bahsedeceğim sadece. Manhattan uzaklığı. Bu sefer veri setindeki örneklere ait bu koordinatların farklarının mutlak değeri alınarak bu değerlerin toplanması üzerine uzaklık belirleniyor. Oradaki formülümüz de şu. Yine ne eşittir? Birden kaç tane örneğiniz varsa m'ye kadar xim eksi xjm. Bakın demin nasıldı? Genel formülümüz şuydu. Karelerinin karekökünü alıyorduk. Şimdi mutlak farklarını alıyoruz burada da. Böyle de belirleyebilirsiniz. Başka bir uzaklık belirleme yöntemi Minkowski uzaklığı. Burada da veri setindeki örneklere ait yine koordinatlarınız var. Onların farklarının mutlak değerlerini alıyoruz. Bu değerlerin toplanmasıyla yine aşağıda yazacağımız bağıntı ile uzaklıkları belirliyoruz. Burada bir P parametresi var. O P parametresi değiştirilerek farklı uzaklık ölçekleri oluşturulabilir. Mesela P2 alınırsa burada şimdi yazacağımız değerde bu Öklit uzaklık ölçüsü formülüne gelir. Şöyle buradaki formülümüz N eşittir 1'den M'e kadar XIN eksi XJN P inci kuvveti sonra bunların da 1 bölü P inci kuvveti. Yani P yerine 2 alırsak bakın burası 2 ve burası 1 bölü 2 olduğu için karekök olacak. Öklit'e dönecek. P eşittir 2 için Öklit. P eşittir 3 kullanırsanız başka bir şey oluyor artık. Yani Öklit'in daha genelleştirilmiş hali diye görebiliriz. Şimdi mesela bu son G örneğimizdeki bu hangi sınıfa dahil olacağını mesela uzaklığını hesaplayacağımız formülümüz işte Öklit kullanalım. Şimdi soru sayısı ne yapacağız yani? Her öz nitelik arasındaki farka bakacağız. Şimdi 2100 tane yapmış A öğrencisi okumuş sayfa. Bizim öğrencimiz ne kadar okumuş? 300. Aradaki fark bununla bunun arasındaki fark 300. Tamam mı? İşte ikinci öğrenci 2280 okumuş. Bizim G öğrencimiz kaç okumuş? 1800. O zaman aradaki fark işte 480. Buradaki fark eksi 1000. Değil mi? Bununla bunun arasındaki fark 600. Bunun arasındaki fark eksi 1400, 1500 mü? 1550 gibi. Bu bir 180 ile 1800 arasındaki fark eksi 1620 gibi. Soru sayıları arasındaki fark çözülen soru sayıları onu da buraya yazayım. Bu 1500 çözmüş. Bizim bulmak istediğimiz öğrenci 1200 çözmüş. Onu biraz yukarı yazmışız. 1200 çözmüş. O zaman 300 fark var. 1600 ile 1200 arasındaki fark işte 400 fark var. 400 ile 1200 arasındaki fark eksi 1000 eksi 800. Böyle böyle gidiyoruz. Burada fark 550. İşte burada fark 850 eksi. Burada fark eksi 980. Her birinin arasındaki farka baktık. Bu farkları şu bağıntıya göre karelerini alıp kareköklerine bakarsak sonuçta şuraya yazayım, şu araya yazayım bunu da. Bu D mesafesi bizim G ile A arasındaki mesela G ile B arasındaki, G ile C arasındaki gibi mesafeler 424 kabaca yazıyorum 625 1280 814 1767 ve 1893. Tamam mı? G bulmak istediğimiz G öğrencisinin diğer A, B, C, D, E, F öğrencilerine olan Öklit pardon uzaklıklarını belirlemiş olduk. Şimdi bu uzaklıklara göre küçükten büyüğe doğru bu sonucu D'leri sıralarsak eğer en küçük D mesafesi, en yakın olan değil mi? 424 ile. İkincisi B öğrencisidir. Üçüncüsü 814 ile D öğrencisidir. İşte dördüncüsü 1280 ile C öğrencisine en yakın. Sonra 1760
7 ile E öğrencisine yakın. En sonda en uzak olduğu yer F öğrencisi. Bu bizim G öğrencisinin en yakın uzaklıkları. En yakın. K en yakın komşu algoritmasındaki en yakın buradan geliyor. En yakın kime? A, B, D, C, E, F diye gidiyor. A'nın durumu ne? Başarılı. Başarılılara L ile göstereyim. Başarısızlara veya başarılıları şu harfle, başarısızları çarpıyla gösterelim. A öğrencimiz gördüğünüz gibi başarılı sınıfında. B öğrencimiz başarılı sınıfında. D öğrencimiz başarılı sınıfında. C öğrencimize bakarsak başarısız. E başarısız ve F başarısız. O zaman sizin belirleyeceğiniz bir parametre ile en yakın komşu sayısı parametresiyle genellikle bu tek sayı olarak belirlenir. Buradan siz bu kümeyi G'nin kümesini belirleyebilirsiniz. Mesela K'yı 3 olarak seçtim. Dolayısıyla en başarılı 3'e baktık. K'mız 3 ise o zaman bizim G öğrencimiz de başarılı sınıfına dahil eder. Çünkü benim kriterim bu ilk 3 öğrenciyi seçtim. Tabloda baktım. Yani buraya kadar bu yakınlığı kabul edebiliyorum ben. A, B, D'ye kadar olan yani 814'e kadar olan D değerlerini kabul ediyorum. O zaman benim öğrencim, G isimli öğrencim bu ilk 3 tane öğrenciye en yakın olduğunu gördük. O zaman bunlar başarılı olduğuna göre bizim öğrencimiz de başarılıdır. K parametresini 5 seçseydim, yani ilk 5'e göre karar ver deseydim, buna göre ne yapacaktı? İlk 5 öğrenciye yakın olduğunu düşüneceğiz. Şimdi bizim G öğrencimizin. Fakat bu ilk 5 öğrenciden 3'ü başarılı, ikisi başarısız. Yine bir genelleme yapacak ve diyecek ki bizim G öğrencimiz başarılıdır. Çünkü bizim seçtiğimiz bu 5 kişilik en yakın komşu grubunda çoğunluk başarılı. İki seçseydik K parametremizi bakacaktık. Diyecektik ki 2, bu kümemizdeki herkes başarılı ve bizim öğrencimiz de G olarak belirlemek istediğimiz öğrenci de buraya bu sınıfa dahil olabilir. Çünkü buraya en yakın. İşte 4 seçseydik K parametremizi bizim şu 4 öğrenciye göre kıyas yapacaktık. En yakın komşularımız ve en yakın komşularımız için de 3 tanesi 1, 2, 3 başarılı. Bir tanesi başarısız o zaman bizim G öğrencimiz de başarılı denilecek. Burada K parametresini seçmesi sonuçları dolayısıyla etkiler. Şimdi niye tek sayı seçilir K parametresi? Şundan dolayı. Eğer biz K parametresini 6 seçseydik. Dolayısıyla en yakın komşuları bizim G öğrencimizin bu 6'sı. Bu 6'nın 3'ü başarılı, 3'ü başarısız. O zaman biz G öğrencimizi başarılı ya da başarısız olmasına karar veremeyecektik. Çünkü %50 bir denge var. Tamam mı? Onun için çift seçilmesi tercih edilir. Şimdi bunun teorisini biraz anlattıktan sonra ben size Python uygulamasını göstereyim. Bu paylaşımı durdurayım ve Spider penceremi paylaşayım. Şimdi burada ilgili kod var. Burada yazılmış üzerinden artık gideceğiz. Biraz daha büyüteyim görmeniz için. Şimdi ilgili kütüphanelerimizi import ediyoruz. Artık buralara aşinasınız. İşte NumPy kütüphanesine, grafik çizmek için PyPilot'u, Panda kütüphanemi yapıyorum. Tek tek satır satır çalıştırarak gideyim isterseniz. Bakın yanda görebilirsiniz çalışmasını. Sağ alt köşedeki pencerede. Her komutu sorunsuz çalıştırıyoruz. Geldik. İşte direktörümüzü bir dosyayı okuyacağız. Bu literatürde var olan bir dosya. Bu dosyayı şuraya yazayım. Bakın cinsiyet bir ya da iki, işte bir erkek iki kadın, işte süre tedaviye başlamadan önce geçen süreyi gösteriyor bu süre. Yaş o kişinin yaşını gösteriyor. Ve bu bir sihirlin tedavisine ait bir veri seti. İşte kaç tane sihir var? Tipi ne? İşte yaygın bir sihir mi yoksa bölgesel mi ya da her ikisi mi diye 1, 2, 3 diye kodlandı. Alan o sihirin yüzey alanını milimetre kare cinsinden veri tabanını almışlar. Sertleşmenin çapını o sihirin burada yine milimetre cinsinden ve buna göre tedavinin sonucu başarılı mı başarısız mı diye bir başarılıyı sıfırda başarısızı göstermek üzere bir veri setimiz var. Bu veri setimizde toplam 65 tane örnek var. İlk 15'ini gördük burada. Tamam mı? Şimdi bu veri setine göre
Biz bilinmeyen bir hasta oldu. Cinsiyeti bu, yaşı bu. İşte ne kadardır bu sihir var? Kaç tane sihir var? Sihirin tipi ne? Sihirin alanı ne? Sertleşmesinin çaptığı bu diye veriyi girersek bu makine öğrenmesinden sonra bize diyecek ki bu tedavi başarılı olur ya da başarısız olur diye bir öngörü yapmak isteyecek olsa işte makine öğrenmesi yapıyoruz. Biz elimizdeki hazır verilerde. Şimdi satır satır çalışmaya gidelim. Biz eğitim verilerimizi çalıştırdık. Bunu daha önce de görmüştük. Bu sütunlar içinde son bir tanesi hariç, tedavi sonuç sütunu hariç, hepsi bizim girdi parametrelerimiz diye X işaretledik. Son sütunumuz gördüğünüz gibi Y bizim artık şeyimiz, çıktımız. Makine öğrenmemizin çıktıları. Şimdi bunu train ve test verileri olarak ayırıyorum. Yine defalarca kullandığımız random bir şekilde, rastgele bir şekilde ayırıyorum. %30'unu test yapıyorum. Ayırdık. Yerde hata var dedi ama hata olmaması lazım. Çalıştırmıştım programı. Evet, çalıştı. Bakın X'ler geldi buraya işte gördüğünüz gibi. Bakın burada 50 ile biter, 50 ile biter. İşte Y'lerimiz bizim sadece 1, 1, 1 sıfırlarda oluşan çıktılarımız. Testi ve train'i random bir şekilde ayırdığı geldik. Şimdi verilerimizi bir daha önce de yaptık. Bir aralığa normalize edeceğiz. Komutları kullanmıştık. Şimdi geldik bu K'en yakın komşuluk sınıflandırma algoritmamızın tanımlanmasına. Yine Scientific Kütüphane'den bu ilgili paketi aldık. Bunlar niye hata veriyor? Bunların hata vermemesi lazım. Hı, vermedi. Sınıflandırmayı yaptık. Evet. Bakın burada P eşittir 2 seçtik. Yani bu ne demek? Minkowski'yi seçtim. Onun P eşittir 2 olması durumu neydi? Öklit'te. Aslında Öklit uzaklık belirleme yöntemini kullanacağım burada. İşte en yakın komşuları 12 olarak belirleyelim ya da 3 olarak belirleyelim. Bunları değiştirerek sonuçları bakabilirsiniz. Dediğimiz gibi. Şimdi tahminleri yapalım. Bakın Yepret. Şimdi buraya Yepret geldi. Ne üzerinden tahminler yaptım? Test seti üzerinden. Y test şeyini açayım. Bakın normalde bizim veri tabanımızda 0, 1, 2, 3. örnekler başarılı olacakmış. 4. başarısız olacakmış. Buradaki Y-pretlerde bizim tahminlerimiz. Ama biz 4'ü de başarılı olarak görmüşüz. İşte 7 başarısız olacakmış, 8'e başarısız demiş. İşte 19, 20 başarısız olacakmış. Bu şekilde başarılı demiş. Şimdi mesela komşuluk işini kaç yapalım? Komşu sayısını mesela arttırıp 5 yapalım. Buna göre çalıştıralım. Sonuçlara bakalım. Yine bir tahmin yapsın. Y test açtım. Bir de tahminleri açtım. Bakın gördüğünüz gibi burada yaklaştı. Bakın 4 başarısızmış. Biz de başarısız olduk. İşte 7 başarı, 8 başarısızmış. Biz 7'ye başarısız dedik. İşte 25 başarısızmış. Biz 19 ve 20'ye dedik. İşte bu ama şey parametrelerini değiştirerek, komşu sayısı parametresini değiştirerek siz istediğiniz şekilde bu sonuçları inceleyebilirsiniz. Peki başarıyı nasıl ölçeceğiz? Bu da sınıflandırma problemlerinde bu başarı ölçütleri biraz daha değişik. Mesela orada regresyon problemlerinde ne yapıyorduk? İşte kare ortalama kare, işte mutlak ortalama hata gibi hatalarımız vardı. Burada başka parametrelerimiz var. Convision Matrix ile değerlendireceğiz performans ölçüsünü. Şimdi ekrana çıkınca daha iyi anlayacaksınız. Onları ilgili kütüphaneden aldık. HM dediğimiz şey bu hata matrisi. Oluştu bakın şimdi burada. Sıfır olan ve bizim sıfır dediğimiz bir tane var. Bir olup bizim sıfır dediğimiz bakın üç tane var. Sıfır olup bizim bir dediklerimiz iki tane var. Bir olup bir dediklerimiz 21 tane var. Burada gördük hatayı. Yani toplam 3 ve 2 olmak üzere 5 tane yanlış değerlendirmemiz var. Siz bu pencereyi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Görüyorsunuzdur umarım. Yani bir matris oluştu.
ikiye ikilik, sıfıra sıfır dediklerimiz ve bire bir dediklerimizi gösteren ve sıfıra yanlışlıkla bir, bire yanlışlıkla sıfır dediklerimizi gösteren. Ama 22, 24, 27 tane test verisinden 22'sine doğru cevap verdiğimizi bu matris üzerinden görüyoruz. Tamam mı? Şimdi en iyi K'yı belirlemek için de bundan sonraki kısımda en iyi K'yı belirlemek için ya da K değerini farklı değerlerde kullanırsa bizim hata oranımızın ne olacağını görmek istersek şu şekilde bir döngü yapıyoruz. Bizim hatalarımızı göreceğiz. 1'den 31'e kadar K sayısını değiştireceğiz. Bakın biz en yakın komşuları 5 olarak almıştık. En yakın komşuları i ile gösterip bir döngü yaptık 1'den 31'e kadar. Ve onlara fit yapacağız. Yani tahmin yapacağız. Acaba bu tahminlerin hatalarının ne olacağını bakın göreceğiz. Şimdi şu bloğu çalıştırayım. Evet, çalıştırdık bu bloğu. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Figürün nasıl çizeceğini görüyordunuz. Bu hataları biz bu değiştirdiğimiz K değerlerine göre çizelim. Bu bloğu çalıştırdım. Şimdi plot. Bakın, şimdi grafikte gördüğünüz gibi K sayısı yatay eksen ve hatayı düşey eksenle gösterince K sayımız 10'a gidene kadar, 11'e kadar bu hata oranımız yüksekten başlamış, böyle zikzaklı bir şekilde düşmüş. 11'den sonra siz K'yı istediğiniz değerde alabilirsiniz. Yani en yakın belirleyeceğiniz noktaya alabileceğiniz en yakın noktaların sayısını 11'den büyük alırsanız sizin hata oranınız bayağı düşüyor demek bu. Dolayısıyla geri döneyim. Ben buraya mesela komşu sayısını 12 yaparak bunu çalıştırayım. Satır satır. Çalıştırdım, çalıştırdım, çalıştırdım ve tahminleri yaptım. Şimdi burada Y-test dosyamı açtım. Bu benim orijinal dosya ve şimdi tahminlere bakıyorum. 4 ve 7'yi tahmin edememiş. Hiçbirini tahmin edememiş. Yani demek ki 12 iyi olmadı. Oysa biz 12'ye iyi demişti. 11 deneyelim. Evet, şimdi tahminlere bakalım. Hepsini bir olarak tahmin ediyor. Bir yerde bir hata olabilir. 5 yapayım tekrar. Şurayı bir daha çalıştırayım. 5'te iyi çalışıyor ama bizim grafiğimiz 12'de iyi çalışacağı üzerineydi. Bir daha plota bakalım. K sayısı 11'den sonra hata oranımız oldukça düşüyor. Şu değere bakalım. 7'de de düşük. Mesela 7 yapalım komşu sayımızı. Yine tahminlere bakalım. Şu test bizim orijinallerimiz. Bu da tahminler. İşte 4 orijinalde başarısız olacakmış. Biz de başarısız dedik. 7'yi pas geçti. 19, 20 buralarda pas geçti. Komşu sayımızı 15 yapalım. Evet, yine tahminleri alalım buradan. Sürekli hepsini bir olarak alıyor. Burası bir muamma olmuş yani. Şurada confusion matrise bakalım. Evet, 23. 4 tanesini hatalı demiş. Ama biz bunu niye göremiyoruz prediction'lar içinde? Prediction'lar içinde görülmedi. Tamam. O zaman burası size haftaya kadar ödev olsun. Burada bir hata var. Bu programı lütfen siz kendiniz de yazın. Çalıştırın ve bu matrisi K'ya göre, değişimine göre her K için yani en yakın komşu sayısı için programı değiştirerek hem şu HM diye hata matrisindeki bu hatanın oranına bir bakın hem de buradan test verinizle tahminlerimizin verisini açın. Buradan bir bakın. Burada ben niye göremediğimizi anlamadım. Ve lütfen bu sizin ödeviniz olsun. Ben öğrenci olayım, siz öğretmen olun ve neden olduğunu keşfedip bana sonradan dönün. Nerede hata yaptığınızı. Bu derste böyle olmuş olsun. Haftaya da başka bir regresyon
Destek vektör makinelerini işleyeceğiz. O derste görüşmek üzere.